diye 10 yaşında okulları tarama yaptığımda en suratlı kız olarak çıktı. 8.50 saniyenin altında koşan çocukları suratlı kabul edip çalışmaları alıyorum. Mizginay yaptığım denemede 8.13 koştu. Yanlış ölçtüm sandım çünkü çok ufak tefek, çok boyu falan küçüktü. Selfie yaptığım çocukların içerisinde en küçük boyluydu. 1.20-1.26 boyunda falan da çok küçüktü. Hatalı derece aldım diye tekrar bir tane ölçüm yaptım. Yine aynı dereceyi koştu. Bir de o anda baktım ki ayaklarına, 10 yaşındaki çocuğun ayağında 38 numara ayakkabı. Yani ayakkabısı da o kadar büyükmüş ki, ya kızım sen bu ayakkabıyla mı koştun dedim. Bu ayakkabıyla koştum dedi. Ben Mizginay, 60 metre, 200 metre, 400 metre, Yıldızlar Salonu Türkiye rekortmeniyim. 15 yaşındayım ve Pazar Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Ailem Batman, doğuluyuz biz. Buraya tarım işçisi olarak geldik. Ben hafta sonları tarlada çalışıyordum, havuç toplamaya gidiyorduk. 4. sınıfta öğretmenlerimiz dediler, böyle bir tarama var dediler sporda. Ben o zamanlar okulda yarışırken en hızlı gözüküyordum. Erkeklerle de yakalamacılık oynadığında bayağı hemen onları yakalıyordum. Öğretmenler yönlendirdi, bir gidelim dedik. Gittik, okulumun arasında en hızlı kız ben çıktım. Ben Mizgin'i ilk aldığım yıllarda, Mizgin okulunun haricinde cumartesi pazarları da tarlaya çalışmaya giderdi. Şimdi son 2 yıldır artık tarlaya göndermiyoruz. Tarlaya gitmesi önemli değil. Ben cumartesi pazarı antrenman yaptırmam ama kış ayında tarlaya gittiği zaman hasta oluyor. Bir hastalık bir aya mal oluyor. Bizim yaptığımız antrenman da boşa gidiyor. 3 ayımız gidiyor. Ben kaçmaya başladım. Hiç gelmedim antrenmanlara. Ama diğer arkadaşlarım devam ediyordu. Babam çok istiyordu benim iyi bir şeyler. Öğretmenlerim babama durumu anlatmışlar herhalde. Mizgin yetenekli bir çocuk olacak diye. İşte sonra babam beni ikna etti. Göndermeye çalıştı ama ben yine kafama eseni yaptım. Gelmedim. Ben okulun bahçesinde top oynardım, futbol oynardım arkadaşlarımla. Sonra babam beni gelip okulun bahçesinden beni bulur, sahaya getirirdi her gün. Arada sırada kaçamak da yapıyor diyeyim. Muhsin hocam beni arıyor diyeyim. Mizgin nerede? Ben de arada sırada bulup götürüyordum sahaya. Takip ediyordum. Mizgin ilk yılında çalışmalara gelmedi. Sürekli kaçtı. Arıyordum ben. Babasının telefonunu almıştım. Arıyordum. Babası bulup getiriyordu. Fakat genelde babasını da atlatıyordu. Bir yerlere saklanıyordu. Çalışmalara gelmiyordu. Sonra ikinci yıl biraz daha çalışmalara gelmeye başladı. Hocam bana çok destek verdi. Bu konuda benim sadece kurtuluşumun spor olduğunu söyledi. Ve ben de artık bunu görüyorum. Kim derdi ki yani küçük bir yani Mizgin tarladan böyle bir şey olacak diye. Hiç emin değilim kendimden böyle. Yani diyorum, tüm kızlar yapabilir, kendilerine inansınlar, inanınca her şey oluyor. 7 kardeşler, diğerleri evlendi, fazla çalışan da kalmadı. Yani şu anda ailenin yükü, baba da biraz rahatsız, hastalıklı, çalışamıyor. Annesi aşırı kiloluğu, o da gidemez oldu tarlaya, kalp sıkıntıları başladı. Yani şu anda Mizgin ailesini, yani 15 yaşında, 16 yaşında ailesini geçindirme durumuna hem sporunu yapıyor, hem okulunu okuyor, hem de aynı zamanda ailesini geçindirecek bir pozisyona geldi. Kaymakamla istişare ettiğimizde zaten dedi bunlar dedi mağdur aile dedi, yeşil kartlı. Bunlara dedi tarlaya gitmesin, biz ailesine bunun kazandığı para kadar yardım edelim şeklinde bir ilk şeyimiz, gelirimiz o şekilde başladı bu çocuğun geliri. Biz de cumartesi pazarı tarlaya gitmedi. Düzenli antrenman yaptığımızda işte bu rekorlar falan dereceler hep gelmeye başladı. Şu anda nice Mizginler gibi yetenekli çocuklar var, kız çocukları var. Okusaylardı, onlar da eminim ki ileride onlarda iyi yetenekler çıkardı. 2016'nın Ocak ayında yapılan salon rekor deneme yarışmalarında salondaki bütün kısa mesafe rekorlarını kırdı. 60 metre, 200 metre ve 400 metre Türkiye rekorlarını kırdı. Milli takım adına gitti, yurt dışında yarıştı. Liseler arası dünya şampiyonlarında yarıştı. Artık Mizgin son 2 yılında, son artık 4 ayında bu işten bir gelir, ailesine de katkı sağlamaya başladı. Hedefim işte olimpiyatlar ve orada ben bir derece yapacağıma inanıyorum. Olimpiyatlarda bir belki madalya getiririm inşallah. Bu da hocamın sayesinde olacak. Ben istiyorum ki bütün aileler kız çocuklarını okutsun. Onların arkasında dursun. Onlara güvensin.